93 doğumlu. Babası da 98'de öldü. O zamandan beri, bu zamandan beri bu çocuğu ben bakıyorum. Her şeyle ben ilgileniyorum abi. İyi yere doktoruna, iyi yere kendim götürüyorum. Sırtımda götürüyorum. Çünkü götürecek kimsem yok benim. Babasından aldığımız aileyle geçiniyoruz. Geçinemiyoruz da yeri geldiğinde. Doktora ettiğimizde Antalya'ya buna aileye bağlarım dedi. Doktor ilettim. Doktor, nöroloji doktoru. Bunu hep sen kendin götürüp getiriyorsun. Bunu sosyal hizmetle rapor çıkarttıralım buna dedi. Rapor çıkarttırdılar. Gittik sosyal hizmetten evre aldık. Evrakları getirdik. İmzalattık her yerde. Tapı dairesinde, belediyede, mal müdürlüğünde, nüfus dairesinde, her yerde, vergi dairesinde imzalattık, götürdük. Muhtara da imzalattık, el ettik, verdik. Ondan sonra da eve baka geldiler. Baktılar aynı ortamda, aynı yerde duruyoruz biz. Bağladılar sonra tekrar 200 lira aile yola bağlandık. Biz o zamandan beri alıyoruz. Şimdi son aldığımızda 1200 lira aylığıydı. Ekim ayında da kesilmiş aylığımızı almadık. O zamandan beri aile almadık. Ondan sonra da eve mektup geldi. Geri para ödeyeceksin. 2016'dan beri aldığın parayı geri ödeyeceksin diye. Benim de ödeme gücüm yok. Neyle ödeyeyim? Ödeme gücü olmasın insan neyle öder? Çalışanım yok çünkü evime kazanç getiriyorum. 200 lira. Kimsesiz olduğum için nerede çalışacak? Çalışamam. Öyle işte. Ondan dolayı yani şeyiz. Mağduruz. Bu konuda bir girişimde bulundunuz mu? Efendim? Dilekçe falan verdiniz mi bir yere? Verdik. Dilekçe gönderdik. Müdürlüğe dilekçe gönderdik. Açık kapıda yazdırdık. Hem de kaymakamlığı orada gönderdik. Bir de şeye, maliyeciye yazdırdık. Onu da gönderdik. Onların sorusu geldikten sonra bize eve bakıma geldiler. Orada sosyal hizmetlerden. Bir erkek geldi, baktı, konuştu. Teyze dedi, sen dedi çiftçiliğiyle uğraşıyor musun? Hayvancılığıyla uğraşıyor musun? Nariyencilik yapıyor musun? Dedi, konuştu. Ben de hayır, onların biri de yok. Emme dedim, ineğim var, orma ineğim var. İnek bakıyor, mağarada var ineğim dedim. Ama çiftçilik de yapma, narinciye bahçede de yok benim dedim adama. Alan dolayı yazdı, çizdi, gitti. Bir olumlu bir şey olursa, teyze seni beni ararım dedi. Aramadı, bir ay geçti, gelip gidiyor. Aramadı, geriye bir de sormadı da yani. Benim kendim de gelip sormadım yani oraya bir ne oldu, ne olacak diye bir şey sormadım yani. Ödemezseniz ne olacakmış bu parayı? Ödemezsek bilmem gari ne olacağını geriye bir çarece alırız. Tam olmazsa dedi, orada dilekçe hazırladığım bayan. Çocuğu aileye bağlarlar, tekrar bayraklar aileyi kendileri alır. Kendileri o parayı oradan alırlar dedi. Seni ödeme gücün olmazsa eğer dedi. Dilekçe yazı veren bayan. Ve adak içindim. Çalışanım polis şey... Neyse kapıda dikilene ne dediler aklıma gelmedi. O güvenlik dedi ki, teyze dedi hapiste kadar bunun yolu var dedi. Varsa var dedim, ben de çocuğumu da alır gider yatırır hapiste ben dedim. Ben çocuğuma kendim başka dedim. Ben kimse bakamaz, yediremez. Yerinden bile aldıran olmaz benim çocuğumu. Kaldıramazlar ki şunu daha teyzesi, o gelen teyzesi. Kaldırsa kaldıramaz. Tek kendimden başka kimse yedirip içirip bakamaz. Kaldıramazmış. Hastalığı ne çocuğumuzun? Epilepsi %100. Her zaman havale geçiriyor. Ağır engel %100. Sürekli havale geçirir. Aç verelim buna benim. Ne biliyor? Hapise atarlarsa ne yapacağım orada? 4 tane ilacı var. Kullanıyoruz yani havale için. Bir de ağrı kesici kullanıyoruz. 5. Devamlı bu ilaçları biz kullanıyoruz. Ondan sonra ben bezimi, her şeyimi parayla alırım. Kullandığım ıslak mendilimi, şeyimi, her şeyimi parayla alırım ben. Devletten aldığımız bir bakım aile ve de bizim başka bir şey yapmaz. Devletten biz. Anlar mı dediğinizi? Anlar. Anlar mı? Anlar konuşamaz. Ne dersen anlar. Anlar bu şey geldiğinde, Cerem'e geldiğinde. Sevmediği yemeği. Havalesi geçmeyebildi. Doktora zor attık. Ona sihirleşti, canını sıktı da. Biri para ödeyeceğiz diye mesela böyle. Biri para ödeneceğini biliyor, aklı eriyor. Sihirleştiğinde de hastalanıyor. Nereye bulacaksın parayı? Hapiste atarız. Hapiste yattık mı göreceğim diye. Yapmayız ve ne yapacaktık hapiste? Bir yetimiz biz, yetimden bu salam ne yapacaklar? Gelir getiren yok, gelir götüren var, getiren yok. 3 yetim biz. Öteki çocuğum 1 yaşındaydı, babası vefat ettiğinde bu 5'e yeni geçirdi tamam. Babalar vefat ettiğinde. O zamanla bu zaman sen işte geçim sağlayacağını diye özenir elbette. Dinlenecek değilsin, kalk da evlerde
Muhakkak yiyeceğin şeyi bitireceğin diye özeneceğim. Köyde oturuyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Ali beni çoktan beri dedi. Bunu yapalım. Ulkaya var dedi. Dur bakalım bir netice gelir belki dedim. Ben hani aldırış etmedim.